Merhabalar. Bugün de gündem tabii Melih Bulu'dan devam ediyor. Çünkü bütün köşe yazarları Melih Bulu'nun görevden alınmasına ilişkin böyle benzer detayları yazmışlar. Şimdi tüm köşe yazarlarının aynı detayları gitmiş olması enteresan. İsmail'in özel haberinde İsmail Saymaz'ın bazı farklılıklar var. Nagihan Alçı yazmış mesela. Şimdi Nagihan Alçı da Ahmet Hakan da Fatih Altaylı da aynı şeyi yazmış. YÖK kurulu bir toplantı yapıyor. Yapılan toplantıda işte bu durum değerlendiriliyor ve Melih Bulu'ya deniliyor ki, İsmail Saymaz'ın yazdığına göre Melih Bulu'ya deniyor ki sen istifa et. Melih Bulu da demiş ki hayır, ben Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim demiş. İstifa etmeyi reddetmiş. Bunun üzerine işte YÖK Başkanı Yekta Saraç bunu Cumhurbaşkanı'na iletiyor. Cumhurbaşkanı da bunun üzerine hemen görevden alıyor. Bu İsmail Saymaz'ın yazısında var bu detay. İşte diğer Nagihan Alçı, Fatih Altaylı, Ahmet Hakan hepsi YÖK kurulunda işte Melih Bulu'nun görevden alınması gerektiğine ilişkin karar çıktığını söylüyorlar. Nagihan Alçı bir şey ekliyor. Şimdi burada iktidar şey görüntüsü vermek istemiyor anlaşılan. Anladığım kadarıyla hani bu Boğaziçi bileşenleri de bunun, bu kararın, Melih Bulu'nun görevden alınması kararının yaptıkları direniş, yani 6 ay boyunca direnmeleri sonucunda olduğunun altını çiziyor. Anladığım kadarıyla, yani köşe yazarlarına verilen bilgilerde anladığım kadarıyla iktidar bundan rahatsız, bu algıyı değiştirmek istiyor. Bu perspektifi değiştirmek istiyor. Nagihan Alçı şöyle yazmış. Melih Bulu yeterince hızlı davranmadı. Yeterince hani agresif davranmadı. Bu protestoların olmasına izin verdi. Aynı zamanda işte yeni iletişim fakültesi ile hukuk fakültesi açılmıştı. Bu iletişim ve hukuk fakültelerine açıldı ama yani daha doğrusu açmayı beceremedi. İşte buraları öğretim üyesi almayı beceremedi. Bir türlü bu bölümleri açamadı. Onun için de böyle bir puan kaybetti. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı görevden aldı diyor Nagihan Alçı. Şunun altını çiziyor. Şimdi diyor daha da sert biri gelecek muhtemelen. Onun için diyor Nagihan Alçı, Boğaziçi bileşenleri de şey olsunlar. Hani böyle çok da ileri gitmesinler. Biraz daha uzlaşmacı olsunlar. İşte bu da bir fırsat. Artık işte hani protestoları biraz yumuşatsınlar. Bir uzlaşı arasınlar. Yoksa daha da kötü olabilir diye böyle bir uyarı var Nagihan Alçı'nın yazısında. Fatih Altaylı şöyle yazmış, diyor ki aslında ilk Naci İnci olacaktı. Melih Bulu ismi sonradan çıktı, Cumhurbaşkanı ısrar etti. Melih Bulu isminde yoksa en baştan Naci İnci olacaktı. İşte Naci İnci olsaydı üniversitenin de içinden bir isim olduğu için bu kadar tepki olmazdı. İşte bir hata yapıldı diye bir değerlendirmede bulunmuş. Fakat İsmail Saymaz'ın tabii yazısında daha da ilginç bir detay var. Şöyle bir şey var, AK Parti'ye Bülent Turan konuşmuş Melih Bulu'nun görevden alınması üzerine ve Bülent Turan demiş ki efendim Melih Bulu seçildikten, rektör atandıktan sonra demiş ki ya ben eskiden CHP'liydim, aslında ben AK Partili de değilim. CHP'liydim, işte çok daha bir demokrat bir insanım demiş. Bu bizi rahatsız etti, AK Partili olmak ayıp mı ki diyor, hani böyle bir tepki falan diye. Yani böyle iktidar burada şeyi göstermeye çalışıyor, bu bir geri adım değil. Zaten Melih Bulu da eskiden CHP'liydi, işte bölümleri de açamadı. Hukuk fakültesini, iletişim fakültesini açamadı. O yüzden görevden alındı. Protestolarla hiçbir alakası yok. Şeyini vermek istiyor. Mesajını vermek istiyor. Hatta Nagihan Alçı özellikle bunun altını çizerek yazmış. Demiş ki yani çok affedersiniz. Nagihan Alçı özellikle altını çizmiş. Demiş ki ya protestolarla hiçbir alakası yok. Devlet protestoları hiç takmıyor. Hiç takmadı. Demiş, özellikle altını çizmiş. Bir yazı var yalnız Yeni Akit gazetesinde. Bunu hakikaten yani özellikle ekranlarınıza da getirmek istiyorum. Ali Karahasanoğlu'nun yazısı. Şimdi diyor ki, şimdi aslında Ali Karahasanoğlu başka bir şeyin altını çiziyor. Şurada göstereyim yazının başlığını. Ali Karahasanoğlu, bir rektör bile atayamayan diktatör. İşte bir aynı şeye getiriyor. Ya diyor işte bu nasıl diyor diktatör. Bak rektör bile atayamadı. Ve şunu söylüyor. Şuradan getireceğim. Kim ne derse desin, bu ülkede bir avuç zorbanın düdüğü ötüyor. Biz allem eder, kallem eder, kendi rektörümüzü YÖK'e dayatırdık, Cumhurbaşkanı'na dayatırdık. Bu ne ya, bize sorulmadan nasıl rektör atanır diyenlerin borusunu öptüğü bir defa daha tescillenmiş oldu. İstedikleri kadar tek adam yönetimi desinler, istedikleri kadar seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı diktatör olarak nitelesinler. Kendilerinin arkalarında herhangi bir halk desteği bile olmadığı halde ülkeyi nasıl zorbalıkla yönettiklerinin somut örneği Melih Bulu'ya 6 ay boyunca rektörlük yaptırtmayanlardır. Aslında Ali Karahasanoğlu başka bir şey söylüyor. Hani diğer köşe yazarlarının aksine protestolar sonucu gittiğinin altını çiziyor. Ve o söylemi kullanıyor. Ya diyor kardeşim bu nasıl diktatör?
Bu da çok söyleniyor. Bana da yazanlar oluyor bazen bu yorumu. Ya işte bak Erdoğan diktatör olsa sen bunları söyleyebilir misin? Erdoğan diktatör olsa sen bu yorumları yapabilir misin? Diyen çok, ya kardeşim 21. yüzyılda yaşıyoruz. Ne yapacak? Hepimizi savun mu yapacak Erdoğan yani? Hani muhtemelen evet, bu iktidar yapısının içerisinde vardır bu ülkenin %50'sini çalışma kamplarına yollamak isteyin, ama yani biraz zor yani bu devirde 21. yüzyılda biraz da Türkiye'de biraz zor yani nüfusun %50'sini çalışma kamplarına yollamak. Hani sürekli ya bu nasıl diktatör, beğenmiyorlar ya bir de diktatör olsa böyle mi olur falan, bu nasıl diktatör, daha da sert tedbirler alsın falan diyenler var. Bir de tabii şey var bu iktidar yapısında, o kadar fazla böyle yolsuzluk var ki gördüğümüz kadarıyla. Yani nüfusun %50'sini çalışma kamplarına koymak isteseler yolsuzluktan yapamazlar. Organize edemezler yani. Neyse, şimdi Boğaziçi meselesiyle ilgili Feyzi Erçin hocayı davet ettim. Kendisiyle konuşacağız. Feyzi hocam merhabalar. Şimdi en son Melih Bulu döneminde sizin verdiğiniz dersleri kaldırmıştı Melih Bulu. Naci İnci şimdi yeni alımlar atıyor. Sizin dersler geri kondu mu? Ne oldu? Nedir son durum? Hayır. Daha da yani benim dersimi yeniden yaz döneminde, daha doğrusu ders açmamı engelleyen Melih Bulu'dan aldığı yetkili Naci İnci'ydi. Onun imzasıyla ders açmamam gerektiği söylenmişti. Aslında dün olan bir gelişmeyle, dünden daha doğrusu çarşamba akşamı olan bir gelişmeyle, yani Melih Bulu henüz görevdeyken olan bir gelişmeyle, Naci İnci bu sefer sonbahar döneminde açmam planlanan 3 ayrı dersin 3'ünü de açtırmayacağını söyledi ve açmaması yönünde talimat verdi bölümlere ve fakültelere. O yüzden yani olumlu bir gelişme olmadığı gibi sadece daha sertleştiren, daha olumsuz gelişmeler devam ediyor. Ne olacak şimdi? Ne bekliyorsunuz? Yani bu, bence şu durumda yani şunu bekliyoruz ve bu olacak diye tahminde bulunmak çok güç olmakla birlikte, sizin de demin yapmış olduğunuz vurgu çerçevesinde bu muhakkak direnişin bir kazanımıdır. Yani benim anladığım kadarıyla yaptığım vurgu çerçevesinde zaten özellikle de Nagihan Alçı başta olmak üzere diğer yazarların bir algı yönetimi yapmaya çalışmalarında bu kadar panik ve acele halinde, o da bunu gösteriyor. Direnişin bir kazanımı. En çok öğrencilerimizin, akademisyenlerin ısrarla tutumunu, benim meslektaşlarımın ve tüm bileşenlerin birlikte direnişin bir kazanımı. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Ama daha 24 saat yeni geçti üzerinden. Bundan sonra bir seçim süreciyle, Boğaziçi Üniversitesi'nin ilkelerine uygun bir seçim süreciyle nasıl bir rektör atanacağını göreceğiz ve göstereceğiz diye düşünüyorum. Boğaziçi bileşenleri bunun altını çiziyorlar, yani direniş devam edecek. Boğaziçi direnişinin talepleri de belli. Mesela şeye ne diyorsunuz? Yani aranızda konuşmuşsunuzdur muhtemelen, yani diğer akademisyenler, milletim üyeleriyle. Yani işte bir adım attı, bir adım da direnişten gelsin. İşte direnişte biraz hani yumuşasın, talepleri yumuşatsın şeyine ne diyorsun? Ben meslek olarak, avukat olarak, yani müzakere her zaman yapılabilir, her alanda yapılabilir. Yani müzakere hiçbir zaman veya bağlarında hiç yapılmaz gibi bir şey demek bence çok iddialı olmakla birlikte, burada çok oturmuş 6 aydır birbiriyle büyük fedakarlıklarla direnmiş bir grup insan var. Bir kere çok öğrencimiz disiplin soruşturması geçirdi, çoğu hapiste kaldı, tutuklananlar oldu, gözaltına alınanlar anlamında hapiste kaldı. Yani burada çok büyük zarar verildi Boğaziçi Üniversitesi'ne. Kampüs güvenli alan olmaktan çıktı. İçerisi sivil polisle dolu. Özel güvenlik tamamen talimatlı bir çete gibi adeta davranıyor kampüs içerisinde. Şimdi bu kadar çok hasarın olduğu bir yerde ve böyle de büyük bir kazanım elde edilmişken en müzakereci kişiliği çok kuvvetli bir yerde o müzakereye başlayacaktır. Dolayısıyla da öyle hani bir orta yol bulunsun falan öyle bir şey söz konusu değil ve hiçbir zaman da söz konusu olacağını düşünmüyorum. Belirli ilkeler ve kaybedilmiş, verilmiş belirli hasarların temizlenmesi ve tekrar geri alınması muhakkak bütün akademisyenlerin ortak fikri olacaktır. Peki acaba bu direniş şeye evrilecek mi? Yani sonunda bu iş şeye gidecek mi, ya da hedef o mu hakikaten? Rektör atama prosedürlerinin değiştirilmesi ve tüm üniversitelerde seçimle yapılması. Hedef o mu ve gerçekçi mi bu hedef sizce? Hedef bu. Ben bunu gerçekten inanarak gerçekçi buluyorum. Çünkü akademik özgürlük ve özellik nihayetinde herkesin vicdanına hitap edecek bir kavram. Bu
ilk başladığı zaman özellikle yandaş medyadaki böyle bazı radyo ve televizyon programlarına konuk olduğum program konuk olanların nasıl konuştuklarına kulak misafiri olduğum zaman fark ediyordum. Nasıl manipülatif bir şekilde ya üniversitede seçim mi olur? Onlar idari kadrolar işte. Tabii ki emir alacaklar. Aşağıda emir komuta zinciri var gibi tamamen yanlış ve akademiye, üniversiteye hiçbir şekilde uymayan fikirlerden yola çıkarak yönlendirme yapıyorlar. Başka hiçbir algoritma yapma ihtimalleri yok zaten. Biraz herkes özgür bir medyada bunu tartışabilse neden akademik özgürlüğün ve özelliğin bir ülke için, bir toplum için çağımızda bu kadar önemli olduğunu, iyili götürücü, özgürleştirici, sadece konuşanı değil dinleyeni de özgürleştirici bir alan yaratacağını rahatlıkla görebilirler. O yüzden de herkesin vicdanına ve hürriyetine, özgür düşünmesine ilişkin olan bir kavram neden hayal olsun ki? Ben bu hayal olduğunu düşünmüyorum. Eninde sonunda seçim yapıldığı zaman herkesin daha mutlu olacağını düşünüyorum. Hocam sağ olun, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu arada Naci İnci birisi yazmış ya, bir dakika bakayım, Naci İnci güzellemesi yapıyorsun falan demiş. Evet ya, yemiyorum içmiyorum, Naci İnci güzellemesi yapıyorum. Öyle. Twitter'da tweet atmışsınız, Naci İnci güzellemesi yapmışsınız. Ya kampüsteki hani giriş yasağını kaldırdı ya, onu tweetledim. Yani ilk adamı bu oldu. Yani bu güzelleme mi oluyor? Adam bunu yaptı. Ne alakası var Recep Bey? Niye Naci İnci güzellemesi yapayım? Neyse, şimdi asıl Naci İnci'nin aldığı öbür karar tabii. Şimdi şu, söyledim ya, öyle yazılıyor işte, Melih Bulu bu hukuk fakültesini ve iletişim fakültesini hızlıca açamadığı için görevden alındı deniyor. Şimdi hemen yeni rektör ilan açmış. Öğretim üyesi alım ilanı hukuk fakültesi için. Öğretim üyesi işte yazmışlar, medeni hukuk, milletler arası özel hukuk falan filan. Şu kadar öğretim üyesi alınacak diye. Yalnız... Şimdi kriterlere bakın. Kriterler şu: ALES'ten 70 alsın diyor. YDS'den, yabancı dil sınavından 50. 100 üstünden 50. Kriter bu. 100 üstünden 50 alması yeterli olacak. Hukuk fakültesinde, Boğaziçi'nde hukuk fakültesinde öğretim üyeliği yapacak kişilerde aranan, diyorlar ki yabancı dil, İngilizce yarım bilse olur. Ya olabilir mi böyle bir şey hakikaten? Yani koskoca Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Hukuk, YDS'den 50 alsa yeter deniyor. Niye acaba yani? Gökay Bey doğru yazmış. 50 YDS ile doktora bile yapamaz. Aynen öyle. Rezalet ki ne rezalet. Yani çok ilginç. Bir de hani neden acaba, niye kriterleri düşürüyorlar ki? Şey mi, hani öyle bir söylem çıktı ya. Bunu Hilal Kaplan falan da çok yazdı. Efendim işte akademiyada yabancı dil bilme dayatması işte emperyalizmin uşaklığıdır falan. Ne gerek var İngilizce niye bilecekmiş öğretim üyelerimiz falan. Böyle bir moda çıktı hani yerlilik, millilik işte. Yerli milli akademisyen başka dil konuşmaz falan. Kardeşim bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin eli yüzü düzgün bir üniversiteye git, İngilizce harici bir dili daha en az ana dilin kadar iyi bilmen gerekir doktora yapman için. Bu şartı ararlar yani, artık Fransızca mı, Almanca mı, Çince mi, neyse. Bir dili daha çok iyi bilmen gerekir. Yani böyle %50, %50 değil yani. Böyledir yani bu dünyanın her iyi üniversitesinde. Nasıl yapacaksın sen bilimsel araştırma? Bir tek dil bilerek olur mu ya? Birden fazla dil bilmen lazım. Dünyayı anlamak için, karşılaştırma yapabilmek için, bilimsel yazılanları, çizilenleri takip etmek için. Yani olabilir mi böyle bir şey? Ama böyle bir şey çıktı işte. Onlar emperyalizmin şeysidir. Akademisyenlerimiz bilmesin İngilizce falan. Şimdi de Boğaziçi'nde yarı İngilizce bilen, yarı bilen hoca arıyorlar. Allah yollarını açık et. Vallahi billahi ya, ne diyeyim. Şimdi Boğaziçi meselesi aşağı yukarı böyle, var mı atladığımız bir şey diye bir yandan da bakıyorum. Tüm yayınlar İngilizce. Doğru tabii ki yani, ya da işte hani başka kaynaklar. Ya illa İngilizce, ne bileyim Fransızca çok müthiş bir şey, Almanca, İtalyanca neyse yani. Neyse konusu, onu bilmesi lazım en azından, ama işte yarı bilsin. Bir de herhalde kendi kadrolarına güvenmiyorlar mı? Yani kendilerine yakın insan atamaya çalışacaklar muhtemelen. Kendi kadroları işte bilmiyor İngilizce diye acaba onun için mi %50 diyorlar? İşte ALES'ten %70 alsın, İngilizce'de yabancılarda 50 alsın yeter. Hani kendi kadrolarına da şey, sizin çapınız bu kadar mı demek istiyor acaba? Komik yani. Şimdi gelelim siyasetteki başka bir gündem maddesine. Yeni bir çözüm süreci olacak mı? HDP ne yapacak? Mehmet Metiner bir yazı yazmış.
diyor ki evet diyor yeni bir çözüm süreci başlasın ve hatta diyor Sayın Bahçeli de diyor buna şey Sayın Bahçeli de bu çözüm sürecinin içerisinde olacaktır. Olması da gerekir. Hani böyle bir yeni bir çerçevede dinlensin Kürt seçmen ne istiyorlarsa bir masaya oturulsun ve yeni bir çözüm süreci başlasın diye. Şimdi İrfan Aktan'la konuşacağım gazeteci arkadaşım. İrfan bu süreçte önemli bir isimsin. Çünkü aslında biraz da bu yani bu yeni çözüm süreci olur mu? İşte AK Parti'nin yeni ne diyelim Kürt politikası meselesi senin yaptığın bir röportajla başladı. Sırrı Süreyya Önder'le bir röportaj yaptın. Sırrı Süreyya Önder'de iktidar gidecek ama gelecek olan da Kürt Kürtçeyle bir eğer duyuyorsam evet, ismini duyuyorum. Alamıyorum. Peki. Nasıl yapabiliriz? Ufuk yardımcı olsun. Senin kendi bilgisayarının mı sesi küçük düşük acaba? Dur ben İrfan'ı aşağı alayım. Şimdi ben o sırada girizgah yapayım. Biz İrfan'ın teknik meselesini çözelim. Şimdi evet ilk İrfan Aktan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'le röportaj yaptı. Önder bu ifadeyi kullandı. Daha sonra da Erol Katırcıoğlu bir başka isim HDP'li. Erdoğan adım atarsa HDP AK Parti ile tabii ki uzlaşır ifadelerini kullandı. Fakat HDP eş genel başkanı Mithat Sancar AKP ile uzlaşma anlamına gelecek herhangi bir yaklaşım içerisinde yer almayız dedi. Yani farklı açıklamalar geliyor. Gözler HDP eş başkanı Pervin Buldan'a döndü. Pervin Buldan Antep'te şöyle bir şey söyledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde demokratik güç birliklerini destekledik ama bu her seçimde böyle yapacağımız anlamına gelmez dedi. Ertesi gün Urfa'da konuştu. Söylediklerim eksik anlaşıldı, çarpıtıldı. Bu ülkede yapılan bütün hukuksuzlukların ardından AK Parti ile AKP ile masaya oturacak tek bir Kürt yoktur dedi. En son Mezopotamya Haber Ajansı'na Kürtler kolay bir lokma değil dedi. Şimdi HDP bir mesaj vermek istiyor. Bir şey söylemek istiyor. Ne olacak peki acaba bundan sonra? Şimdi İrfan Aktan birazdan gelecek yayına. İrfan'a özellikle hani sormak istiyorum. Ne olacak HDP'nin bundan sonra yol haritası ne olacak? AK Parti'nin bir çözüm süreci başlatması gerçekçi mi acaba diye birazdan soracağım İrfan'a. Ama ben burada bir virgül koymuş olayım. İrfan'ın teknik meselesini biz çözene kadar. Bu 15 Temmuz'un yıl dönümü meselesinde söylenecek çok şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 15 Temmuz'la ilgili konuşurken eğer darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza çıksaydı ne dedi? Şehadet şerbetini içecektik dedi. Bir de Süleyman Soylu'nun Yeni Şafak gazetesinde vermiş olduğu bir röportaj var. Süleyman Soylu diyor ki şöyle bir ifade kullanıyor. İşte o geceyi anlatıyor 15 Temmuz gecesini mecliste içeri girmeye çalışıyorlar. Ama anahtar geliyor gelemiyor kapıyı açıyorlar açamıyorlar falan. Süleyman Soylu da omuzluyor meclis kapısını açmak için böyle diyor kanırttım diyor. Ama diyor sonra aklıma şey geldi meclisin kapısını kırdı derler diyor. Onun için geri duruyor sonra bir şekilde anahtarla açıyorlar falan. Bu 15 Temmuz'a ilişkin çok evvel değişik şeyler anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önce galiba anlatmış olduğu bir şey var. O görüntüyü hazırladım ATV'ye röportaj verirken. Hazreti Muhammed'le bir paralellik kurulmuş. Getireyim ekranlarınıza. Bizim bunlardan haberimiz yok. Biz indik. Hemen uçağa geçtik. Daha sonra öğreniyoruz. Ki bunların gelip gitmesi hani Nur Mağarası'ndaydı değil mi? Hani geliyorlar sevgili peygamberimiz Ebu Bekir Sıddık ile birlikte orada. Ama mağaranın kapısını örümcek örüyor. Ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş. Ya burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmış değildir diyorlar. Ve kapıdan müşrikler dönüp gidiyor. Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar falan kimseyi görmeyince uçağın içinde. Dönüp gidiyorlar. Onların arkasından biz iniyoruz. Ve uçağımıza binip 3 ayrı noktada tabii o gece bizim uçak var. Evet öyle yani işte diyor ki bizim uçağa da nasıl olduysa bir mucizevi şekilde girmemişler darbeciler diye. Böyle çeşitli 15 Temmuz'la ilgili herkesin değişik anıları, anekdotları var. Yani enteresan.
Bu 15 Temmuz'la ilgili İletişim Başkanlığı'nın çalışmaları var. Ona geleceğim ama İrfan beni duyuyor herhalde şimdi. İrfan duyuyor musun şimdi? Duyuyorum evet ya, bilgisayar değiştirmek zorunda kaldım. Kusura bakma. Aa, özür diliyoruz. Bir girizgah yaptım. Yani Sırrı Süreyya Önder ilk röportajı sana vermişti ve tartışma öyle başladı. Şimdi ne olacak? AK Parti ile HDP konuşma hazırlığı mı yapıyor? AK Parti yeni bir çözüm süreci mi başlatacak? Gerçekçi olur mu? HDP ne yapar? HDP'nin içerisinde farklı kanatlar mı var? Yani şöyle, benim Sırrı Süreyya Önder söyleşisine gelene kadar edindiğim izlenim genel olarak şöyleydi. HDP her şeye rağmen Millet İttifakı'yla ilişkileri bozmama adına bir tür hani ağzımızın tadı kaçmasın siyasetine biraz daha meylediyordu ve işte CHP'ye gitti HDP heyeti, beraber fotoğraf verilmedi biliyorsun. Fakat bu tür bu ve buna benzer olaylar HDP tabanında çok ciddi rahatsızlık yaratıyordu. Ben de görüştüğüm pek çok insandan bunları duyuyordum. Yani biz bütün bu faşizan dönemde en fazla direnen ve en fazla bedel ödeyenler biziz. İşte HDP aslında 2015'ten, yani 15 Temmuz'dan bir yıl önceden itibaren saldırılara uğradı. Çok bütün bu saldırılara rağmen bir direniş sergiledi, dağılmadı. Fakat masaya gelince iş, neden bizim siyasi temsilcilerimiz daha mahir davranmıyor veya neden ön şartsız diyaloğa hazırlar? Bu serzenişlere sebep oluyordu. Yani taban mı? Asıl taban mı partiyi? Hani seçmen mi zorluyor diyorsun? Bence kesinlikle öyle. Ve bence HDP de biraz bunu fark ettikten sonra, özellikle de Sırrı Süreyya Önder'in bize yaptığı açıklamadan sonra da parti içinde bu tartışma daha da alenileşti. Az önce sordum ya, hani HDP içinde farklı kanatlar mı var filan. Muhakkak var. HDP sonuçta HDK'nin bir ürünü. HDK'de Halkların Demokratik Kongresi çeşitli bileşenlerden oluşan bir kongreydi ve o kongre HDP'yi yarattı. Dolayısıyla farklı bileşenler, farklı siyasetler tabii var HDP içerisinde. Bunların hem Kürt meselesinin çözümüne yönelik yöntem konusunda farklı önerileri olabiliyor. Kimi hani biz evet AKP ile de gerekirse görüşebiliriz diyor. Kimi zinhar böyle bir görüşme söz konusu olamaz diyor. Netice itibariyle bu... Hangi eğilim sence ağır basıyor parti içerisinde senin gördüğün kadarıyla? Ya benim gördüğüm AKP hem Kürtler açısından hem HDP açısından AKP artık herhangi bir siyasi tartışmanın, görüşmenin muhatabı olmaktan çıkmış durumda. AKP, çünkü bunun birkaç sebebi var. Ne kadar zamanımız olduğunu bilmediğim için hızlı mı konuşayım yoksa... Yok, konuş, sıkıntı yok. Şimdi bak şöyle, AKP'nin 2013 öncesinde hala Erdoğan'ın da toplumun belli kesimlerini, buna bazı Kürt kesimler de dahil, ikna etme kabiliyeti vardı. Ve manipüle etme kabiliyeti de vardı. İşte çeşitli partnerler bulunca eski partnerlerini düşman addedip onlarla savaşıyordu. AKP hep hani yenebileceğiz düşmanlarla savaşmayı seven bir parti. Buradan zafer devşirmeyi seven bir parti. Hiçbir zaman baş edemeyeceği bir düşmanla savaşmaz. Savaşmadı da, ya da ciddi bir mukabelede de bulunmadı. Rusya, ABD, İsrail, işte Mavi Marmara, Rus uçağının düşürmesi öncesi sonrası, bütün bu hadiseler dahil. Şimdi fakat AKP son büyük kazığı, son ve en büyük kazığı aslında Kürt hareketine attı. 2013-2015 arasında bir çözüm süreci, bunun bütün söylemsel zemini hazırlandı. Yer yer kurumsallaşma tartışmaları yapıldı filan. Her şey gök kubbe altında Kürt sorununun çözümü
konusunda söylenmedik, hiçbir söz bırakılmadı ve Erdoğan o dönem milliyetçiliği ayaklar altına alıyordu. Kılıçdaroğlu'nun biz çözüm sürecine destek vermeye hazırız beyanatlarını Ocak 2013 elinin tersiyle itiyordu. Gezi'de Adem'i merkeziyetçi bir yönetim isteyen gençleri, o dönemin Fethullahçı polislerinin de şeyiyle, desteğiyle ekarte ediyordu vesaire. Fakat bu artık AKP bu kudretini yitirmiş durumda ve çözüm sürecinden sonra yaratılan devasa yıkım öyle hani bina yıkıldı ve enkaz kaldırıldı olmadı. Yani toplumda bunun yarattığı ciddi bir tesir var, sadece Kürtler için söylemiyorum. AKP'nin her alanda yarattığı yıkım bütün Türkiye toplumu üzerinde ciddi bir tesir yaratmış durumda ve AKP şu anda şapkadan nasıl bir mucize çıkarırsa çıkartsın toplumu ikna edemez. Şimdi peki burada şey mi düşünüyor HDP'nin bir kısmı? Çok özür dilerim. Şu cümleyi bitirmemi izin ver. Şimdi Sırrı Süreyya Önder'le söyleşimizde en çok vurgu yaptığı şey çözüm sürecinde barışı toplumsallaştıramamaktı. Şimdi AKP inandırıcılığını yitirmiş, her türlü foyası ortaya çıkmış bir iktidar olarak bugün MHP desteklese, Kılıçdaroğlu affedersin Bahçeli alkışlar eşliğinde çözüm sürecini başlat dese bile başlatacakları çözüm süreci toplumsallaşamaz ve Kürtlerin haklarını iade eden çok Türkiye'nin batısında AKP'nin yarattığı enkazdan etkilenmiş kitlelerde anti-Kürt duygusunu daha da arttırır, ırkçılık muazzam boyutlarda artar. Dolayısıyla Kürtler açısından bu saatten sonra AKP ile müzakere etmenin de toplumsal anlamda çok ciddi riskleri var. Peki o zaman burada şey mi yapmak istiyor HDP? Yani bir kere HDP Millet İttifakı'nda açık açık yer almak istiyor ki. HDP'nin bir kanında bunu istemiyor bildiğim kadarıyla. Yani o ittifak... Yani bence eğer Millet İttifakı bu cesareti, cüreti gösterse HDP bu ittifakın içinde yer almayı ve Türkiye'yi hep beraber dönüştürmeyi arzu edecek pozisyonda. HDP üçüncü ittifaktan bahsedenler var HDP içerisinde. Üçüncü ittifak, işte bir demokrasi ittifakı diyelim biz. Çünkü karşı taraf Millet İttifakı sola, demokratlara ve Kürtlere, Kürtlerle aynı fotoğrafta görünmek istemiyor. Ne yapacak? Öbür tarafa zaten gidemez. Cumhur İttifakı'na, Millet İttifakı da seni istemiyorsa sen o zaman kendi yolunda gidersin ve Erdoğan'la Millet İttifakı'na şunu söylüyor HDP. Madem öyle, o zaman siz buyurun Erdoğan'la karşı karşıya kalın. Ne haliniz varsa görün. Biz kendi yolumuzda ilerleriz. HDP'nin şu anda vardığı nokta bu. Ne haliniz varsa görün. Madem Kürt meselesinden, çözümden söz etmeye korkuyorsunuz ya da ideolojik olarak bu noktada değilsiniz, o zaman biz niye olası seçimlerde size örtük bir biçimde, kimsenin görmeyeceği şekilde cebinize kendi oyumuzu koyalım? Niye hakikaten böyle bir şey olabilir mi? Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle. Niye yapsınlar yani? Yerel seçimlerde evet, AKP'nin yerel iktidarını sonlandırmak için bila bedel bir destek verildi. Ama artık... Aslında bila bedel değil ki sonuçta, aslında yani demokrasi için olmuyor mu? Hani yani HDP seçmen de bu ülkede yaşamıyor mu? Niye bila bedel? Doğru. Fakat doğru söylüyorsun. Bu bedelden kastım şu. Yani sen Kürt sorununun çözümüne dair bir program açmadığın sürece o bila bedel olur. Yoksa o dediğin doğru. Bugün AKP'nin gitmesi ve yerine Millet İttifakı'nın gelmesi, nereden baksan tabii ki çok olumlu Türkiye'deki demokratlar açısından. Yerine Millet İttifakı'nın gelmesi de, ama Kürtler açısından daimi ve 40 yıldır devam eden bir yapısal sorun var. Bunun artık çözülmesini istedikleri gibi biz bunca bedel ödüyoruz. İktidar bir şekilde bizim de mücadelemiz de değişiyor. Peki niye biz hala kenarda kıyıda duruyoruz? Niye biz temel aktör değiliz? Niye Kürtler ya da HDP hükümetin bir unsuru olarak bu aktiviteye katılmıyor? Bunu Kürtler soruyor. Anladım. Şimdi bu fotoğrafı bilhassa verdim. Dolmabahçe mutabakatının fotoğrafı. Pervin Buldan bir şey söyledi.
fotoğrafla ilgili. Orada da oturma düzeni son anda değişti. Tabii. Geldiler. Başka türlü olacaktı oturma düzeni. Sonra dediler ki Cumhurbaşkanı öyle istemiyor, böyle istiyor dediler. Bu oturma düzeni böyle oldu. Bu oturma düzenini kim değiştirdiyse açılım sürecinde o bitirdi diye bir şey söyledi Pervin buradan. Evet, doğru. Ne demek istedin? Bunu analiz eder misin bize? Bu şöyle, şimdi o toplantı öncesinde, hemen öncesinde işte HDP heyeti İmralı'ya gidiyor ve bir bakılıyor ki hani başta yani bir eşit bir masa düzeni yok. Ve HDP'liler buna itiraz ediyor. Diyorlar ki hayır, biz karşılıklı olacağız. Ya da yan yana olacağız. Sonra oradaki heyet bir herhalde Yalçın Akdoğan veya Efkan Ala bir tekrar içeri geçiyor. Bir görüşme yapıyor Erdoğan'la sanırım. Yani bu ayrıntıyı bile müzakere ederek Erdoğan'la konuşarak bu düzeni tertipliyorlar. Bu iki anlama geliyor. Bir, Erdoğan'ın Dolmabahçe mutabakatından harfiyen ve dakikası dakikasına haberi vardı. Dolayısıyla o bir aktördü orada. İkincisi, Erdoğan biliyorsun bu toplantıdan kısa bir süre sonra bir kere ben mutabakat kelimesini reddediyorum dedi. Yanılmıyorsam 5 veya 7 Mart olabilir. Daha sonra yine bu hükümet kanadından Bülent Arınç bu iş Cumhurbaşkanı'na değil hükümetin işi, biz bu işi hallediyoruz diyerek Erdoğan'a karşı çıktı. Erdoğan karşı yanıt verdi. Nihayetinde Erdoğan'ın bu Dolmabahçe mutabakat metnini reddi 17 Mart 2015'te Selahattin Demirtaş'ın meclisteki konuşmada seni başkan yaptırmayacağız restiyle başka bir aşamaya geçti. Burada şimdi hep deniyor ya işte Demirtaş o zaman bunu söylemeseydi şu anda AKP ile her şey güllük gülistanlık hallolmuştu. Öyle bir eğilim yoktu ki, yani hiçbir zaman olmadı. Bana kalırsa AKP'nin Kürt sorununu çözemeyeceğini ben o zaman da yazdım, bayağı da laf yemiştim. Daha Gezi olayları sırasında anlamamız gerekiyordu. Çünkü Gezi bir parkın mahalleli, İstanbullu, Beyoğlu'nda yaşayan insanlar bizim parkımıza biz karar veririz diyordu. Ademi merkeziyetçi bir yaklaşım istiyordu. Ankara'daki kravatlılar buna karar veremez diyerek isyan etti. Bu bütün Türkiye'ye yayıldı ve herkes aslında bu merkeziyetçi otoriteye isyan etti. Biz yani bırakın yerel kendi kararını versin. Peki Kürt hareketinin temel talebi neydi? Bütün çözüm sürecinde koydukları temel şey ademi merkeziyetçi bir yönetim modeli olsun. Ben o zaman da söylüyordum, bu Gezi'ye bu reaksiyonu, bu tepkiyi gösteren bir iktidar Kürt'ün Diyarbakır'daki parkını da yok eder, Zozan Parkı'na Alperen Parkı adını verir. Nitekim sonrasında onu da yaptılar. Dolayısıyla AKP'nin zaten ideolojik olarak Erdoğan'ın kişisel ve ideolojik olarak çözümün partneri olması, Kürt sorununu adil merkeziyetçi bir yaklaşım içinde çözmesi hiçbir zaman mümkün değildi. Ama deneyimlendi. Şimdi Kürtler bu deneyim üzerinden de artık Erdoğan'ın ve AKP'nin bir çözüm süreci partneri olamayacağını idrak etmiş durumdalar. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bir süredir ben duyuyordum. Çeşitli AKP'nin Kürt milletvekilleri bölgede kendi seçmenlerine şu propagandayı yapıyorlardı. Bakın görüyorsunuz bu HDP'liler gitmiş işte İyi Parti'ye, CHP'ye kul köle olmuşlar. Onlarla birlikte fotoğraf bile veremiyorlar. Halbuki işte gelseler bilmem şu, bizimle, bizim çizgimize yaklaşsalar her şey çok daha başka olur. İşte Erdoğan milliyetçi değil, ümmetçi filan gibi bir propaganda yürütüyorlardı. Ve bu HDP seçmeninde de rahatsızlık yaratıyordu. Yani HDP seçmeni de şöyle diyordu. Evet, niye karşılıksız ve şartsız şurtsuz Millet İttifakı'na biz perde arkasından destek verelim. Bu iş ya alenileşsin ya da sonlansın. HDP'nin son dönem ki çıkışları Pervin Buldan'la birlikte de tamamen resmiyet kazanmış çıkışı aynı zamanda
AKP, Kürt AKP'lilerin de elini zayıflatmış durumda. Artık bakın bunlar kayıtsız kuytsuz teslim olmuş propagandasını yapamayacaklar gibi görünüyor veya ben öyle değerlendiriyorum. Ha, o yüzden mi Millet İttifakı'na o mesaj gitti diyorsun Pervin Buldan da? Unsurlardan biri bu olabilir. Bu olmasa bile sonuçlarından biri bu olacaktır. Ha. Yani AKP'nin Kürt vekilleri bir kere kendi tabanlarına söz söyleyecek durumda değiller. Bence Erdoğan'ın Diyarbakır seyahatinin temel sebebi de oydu. Erdoğan oraya HDP seçmeninden oy istemeye ya da bakın biz yeni bir süreci başlatırız mesajı vermeye gitmedi. Eğer öyle olsaydı yanına Süleyman Soylu gibi jöhlerle pöhlerle bütün o bölgenin yıkımıyla anılan bir ismi de almazdı. Hele hele bunca olaydan sonra Soylu ile ilk fotoğrafı Diyarbakır'da vermezdi. Erdoğan oraya esas olarak kendi yani AKP'lilerle buluşmaya gitti. Erdoğan Diyarbakır'a AKP'lilerle buluşmaya gitti. Kürtlerle ya da kendisinden talepkar olan Kürt sorununu çözmesini isteyen Kürtler orada olmadı, orada değildi ve zaten çağrılmamışlardı. İrfan sağ olasın, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ ol. Bunlar şeyde sevilen iki konu. Hükümete yakın basında çok çana yazılıyor. Bir Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İki yeni çözüm süreci başlar mı meselesi yazılıyor. Seviliyor yani iktidara yakın konvansiyonel medyada sevilen konular. Şimdi 15 Temmuz diyordum. 15 İrfan'a bağlanmadan önce işte 15 Temmuz'un yıl dönümü Süleyman Soylu'nun anıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıları derken Sedat Peker de bir anıyı paylaştı. Belki görmüşsünüzdür tweetlerinde. Şeyi söylüyor. Hani 17-25 Aralık oldu ya iktidar açısından milat. Hani 17-25 Aralık'tan önce işte Gülencilerle beraber değilsen bir sorun değil. 17-25 Aralık'tan sonra eğer tarafını değiştirdiysen yırtıyorsun. İşte hani 17-25 Aralık milat oldu. Çünkü ondan önce zaten ittifak şeyle arasında, iktidarlar arasında bir AK Parti ile Gülenciler arasında bir şey vardı. İttifak söz konusuydu. İç içe geçmiş iki yapıydı. Ama 17-25 Aralık'ta ayrıştılar, koptular ve herkes tarafını seçti. Şimdi tarafını o dönemden sonra Gülencilerden yana seçenler işte bir kısmı yargılandı falan filan, haklarında soruşturmalar açıldı. Öyle bir süreç yaşadık. Şimdi Sedat Peker diyor ki 17-25 Aralık sürecinden sonra işte Fettah Tamince, Ahmet Hakan bir yemekte buluştular diyor. Orada işte sen kimden tarafsın? Gülencilerden taraf mısın? Erdoğan'dan taraf mısın? Diğer aralarında bir sohbet geçmiş. Hukka'ya gitmişler hem de işte bu Kuruçeşme'deki meşhur İslamcıların Reynası gibi denilen yer. Orada Fettah Tamince demiş ki ben ne olursa olsun Fethullah Gülen'den yanayım demiş o yemekte. Ahmet Hakan da ben hani devletimin tarafındayım demiş, ortada kalmış falan. Sedat Peker de diyor ki 17-25 Aralık sürecinden sonra açık açık ben Fethullah Gülen'den yanayım demiş olan birisi nasıl oluyor da Fettah Tamince'yi kastediyor, nasıl oluyor da hiç yargılanmadı diye bir soru soruyor. İşte FETÖ borsasını kastediyor. Yani kimi iş insanları ya da kimi neyse figürler nasıl oluyor da yargılanmıyorlar acaba? Bir bedel mi ödüyorlar? Bir şey mi oluyor da yargılanmıyorlar? Ama işte alakasız ne bileyim Gülencilerin yurdunda kalmış öğretmenler. İşte ya da askeri okulda okuyan düşük rütbeli işte askerler cezaevinde yatıyor. Nasıl oluyor diye soruyor. Enteresan, bu soruyu yeniden sormuş. O önemli bir gündem maddesi. Bir de İletişim Başkanlığı'nın yapmış olduğu bir çalışma var. Balkan ülkelerinde yapmışlar böyle çeşitli yerleri, köprüleri, binaları renklendirmişler 15 Temmuz. Anadolu Ajansı geçmiş. Amerika'da da böyle Times Meydanı'nda Türkiye geçilmez falan diye böyle bir şey koymuşlar. Ya Amerikalılar ne anlayacak Türkiye geçilmez şeyinden diye düşünüyor insan. Muhtemelen burada Amerika'daki Gülencilere bir mesaj veriliyor aslında. Çünkü Amerika'da hani Gülenciler hala Gülenci yapı var ve faaliyetteler. Geçen yıl diktatör Erdoğan diye Times Meydanı'nda böyle hatırlayacak olursanız reklamlar vermişlerdi New York'un her tarafına. Ve işte o herhalde ona karşı şimdi misilleme yapmaya çalışıyor Türkiye böyle. Türkiye geçilmez diye işte meydanı ışıklandırmışlar falan filan. Bu fotoğrafları paylaşıyor Anadolu Ajansı da geçmiş. İletişim Başkanlığı da altını çiziyor. 15 Temmuz önemiyle diyelim.
Şimdi tabii burada Gülencilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde eli şöyle kuvvetli, kendilerini anlatmaları tabii daha kolay. Enes Kanter gibi ellerinde iyi bir PR makinesi var. Enes Kanter çok sevilen bir basketbolcu ve kapı kapı gidip işte Gülen propagandası yapıyor aslında bakacak olursanız. Onun için Gülencilerin eli biraz daha kuvvetli. Türkiye'nin biraz daha kendisini anlatması zor. Çünkü ne diyeceksin ki? Yani bunlar iç içe geçmiş iki yapıydı ama 17-25 Aralık'ta ses kaydı yayınladıkları için Cumhurbaşkanı ile küstüler. Sonra işte anlaşamamaya başladılar. Onun için ona darbe yapmaya çalıştı falan. Bunu hani inandırıcı bir hale getirmek biraz zor. Bir de tabii Türkiye'nin en büyük dezavantajı şu, benim gördüğüm kadarıyla. Mevcut diplomatları Türkiye'nin ağlanacak halde. Yani sonradan atanan, dışarıdan atanan büyükelçiler bir kenara, kariyer diplomatları da felaket. Kariyer diplomatlarının bir kısmı tamamıyla troll olmuş durumda. Adamlar büyükelçiler troll. Hani adamlarla oturup bazı toplantılarla denk geliyoruz. İşte böyle uluslararası yapılan basın özgürlüğü vesaire toplantılarına da geliyorlar. Ajanlık yapmaya geliyorlar yani, not tutmaya. Bakalım bu gazeteciler Türkiye aleyhine, hükümet aleyhine neler diyor diye not alıp Ankara'ya bildirmeye geliyorlar falan. Bazen söz de alıyorlar ve şey yaptıkları konuşmalar şöyle. Hani kıraathanede oturan dayı olur ya, oyun büyük yiyen diyen. Adamlar hani diplomat mı, kıraathane dayısı mı belli değil yani. Böyle tipler var. Twitter'da da trollük yapıyorlar, bile denk geliyorsunuzdur. Şimdi bu tiplerle gidecek de Türkiye hükümeti kendini anlatacak da efendim Gülencilerin şöyle yıkıcı faaliyetleri var diyecek de falan, imkansız yani. Ama neyse, meydana şey vermişler. Pankartmışlar, şey bir şey yapmışlar, asmışlar falan. Sağda solda köprü müprü renklendirmişler Türkiye'nin kendini anlatma faaliyetleri. Yurt dışından devam. İyi haber yok mu? Var. Biraz da gözümüz gönlümüz açılsın diye Kan'a gidelim. Arkadaşım Süleyman Tosunoğlu bekliyor bizi. Bize biraz detay verecek. Süleyman Tosunoğlu, Kan'da favori film hangisi bu sene? Merhaba Nevşin. Kan'da favori film Bernadetta filmi olarak, Hollanda yapımı film. Favori neymiş olarak gösteriliyor. Özelliği ne? Şimdi filmin özelliği şu, filmin kitabı şeyini şey yaptık, akşam saat 9'da izleyeceğiz burada. Bu akşam şey olacak. Filmde 17. yüzyıl İtalya'sına götürüyor film bizleri. Orada işte dini baskıların egemen olduğu bir yönetim altında kiliselerde lezbiyen bir rahibenin aşk hikayesine endeksi. Tabii ki burada şey oluyor. Yani biraz da insanların işte sekse bakışı ve erkeklerin kadına bakışını anlatıyor film. Katolik kilisesi falan protesto etmedi mi? Katolik kilisesi protesto etmedi mi bu nasıl film diye? Hayır, Katolik kilisesi protesto edemiyor çünkü yaşanmış. Biliyorsunuz Nevşin, burası Cannes Film Festivali bir şey değil, yani bir Oscar gibi değil. Buradaki filmler genelde sosyal, kültürel ve gerçek hayat üzerinden işleniyor filmler. Zaten izlenmiş filmler de genellikle böyle. Onun için protesto etmesinde herhangi bir şey yok. Yani filmde sömürüsüzlük, toplumsal cinsiyet ön yargıları ve erkek bakışını ele alıyor filme baktığınız zaman. Hani bu film buradaki sinema ve sinema yazarları ve eleştirmenler yönünde şey olarak gösteriliyor. Favori olarak gösteriliyor. Ama tabii ki yarın bunu daha net olarak göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Alacak. Göreceğiz bakalım. Türkiye'de izleyebilecek miyiz acaba, merak ediyorum. Peki şey var mı? Türk filmi var mı öyle dikkat çeken festivalde? Efendim? Festivale dikkat çeken Türk filmi falan var mı? Nevşin, bu yıl Türk filmi yok. Biliyorsunuz geçen yılda virüsten dolayı Cannes Film Festivali yapılamamıştı. Bu yılda normalden her yıl Mayıs ayında yapılan festival bu yıl iki ay gecikmeyle başladı. Çünkü aşılar biraz daha fazla yapıldıktan sonra açıldı. Bu yıl Türk filmi yok. Yalnız Türkiye'nin Turizm Bakanlığı tarafından bir stand kurulmuş, film standı şu sağ tarafta. Orada da şeyi anlatılıyor. Genelde turizm üzerine ve afişinde de şu yazıyor. İlginç bir şekilde, bu da ilginç. Türkiye'de filminizi çekin, %30'unu %30 ucuza film çekin diye. Yani Türkiye şey film çekme promosyonu mu veriyor? Film çekersen %30 ucuza. Evet, evet. Çektiğiniz zaman diyor ki %30, yani yapmış olduğunuz harcamanın %30'unu Türkiye size iade ediyor.
Orada o şeye baktığınız zaman öyle bir afişinde şey var, İngilizce tabii bu afiş orada şey olarak yapılmış. Bu da ilginç bir şey. Yani genellikle biliyorsunuz ne bileyim bir yasa çıkmıştı galiba birkaç ay önceydi bu şeyle ilgili. Sinema şeyle ilgili bir yasa çıkmıştı ve bu yasada deniyordu ki sinema yasası yürürlüğe girdi galiba. Bu da Türkiye'de yabancı film yapımcılara %30 indirim getiriyordu. Bunu biraz daha ön planda kullanıyorlar. Bunu tanıtıyorlar. Yani bu arada arkanda Süleyman, arkanda biri geliyor. Ünlü biri var galiba arkanda. Herkes arkana topla. Şu an bakayım. Nevşin gerçi ünlü de. Burada. Burada da bu Cannes 24. Cannes Film Festivali'ndeki onur ödülü de Nevşin şeyden hatırladığımız Kuzuların Sessizliği filminden hatırladığımız yönetmen Jodie Foster'e verilecek onur ödülü. O da Jodie Foster burada. Mi? Jodie Foster evet. Mi? Okay. Foster olması lazım galiba. O da burada. Kendisi geçen bir basın açıklaması düzenlemişti 2 gün önce. Burada filmde filmi falan soruldu. Biliyorsunuz çok ünlü bir film. Oscar adayı Oscar ödülü almıştı. Filmde şey olarak yani katil rolündeki doktordan çok yani film olmasına rağmen sahnede çok korktuğunu falan anlatıyordu. Gerçekten de o filmi izlediğimiz zaman bayağı bizleri de etkilemişti. Ne şimdi diğer bir taraftan şey var burada şimdi İsrail filmi var. 24 film yarışıyor bu yıl 24. Cannes Film Festivali'nde. İsrail yönetmen de ülkesindeki yani İsrail'in otoriterleşmeye yani otoriter bir yöne doğru gittiğini, otoriterlerin arttığı yönünde bir oldukça eleştiri yapan bir filmi var. O da Rekabet diye var. Diğer bir taraftan Fransız bir filmi var. Ayrımcılık üzerine. Yani filmin adı Türkiye'de Ayrımcılık. Bu da biliyorsunuz 2 yıl önce Fransa'da başlayan sarı yeleklilerin protestolarını ele alıyor. Bu da oldukça etkileyici bir film. Burada filmin basın toplantısında oyuncu Pio basın açıklamasında Macron'u oldukça eleştirmişti. Bu da burada bir polemiğe sebep oldu Fransa şeyinden hükümet tarafından. Diğer bir taraftan şimdi ben notlarıma bakıyorum. Macron'u hepsi bütün detaylar önemli tabii de Macron'u ne diye eleştirmişti, ne demişti? Çünkü Macron için şöyle demişti Nevşin, elimde gelse tuvalet borusuna girip bütün pislikleri Macron'un evinde yüzüne vurmak isterdim diye bir açıklaması vardı bu şeyde. Yani yüzüne affedersiniz yani bütün pislikleri yüzüne vurmak isterdim. Tuvaletten? Bu, evet yani tuvalet şeyinden girip. Burada da hükümet tarafından sanatçıların bu önemli film festivalinde yalnızca sanata odaklanması gerektiği yönünde bir açıklama vardı. Bu da böyle şey oldu biliyorsunuz. Ne biçim Cannes Film Festivali'nin zaten özelliği burada genelde tartışmalar olur. Biliyorsunuz çok ödül alan bazı filmler bakıyorsunuz ya yönetmen kendi ülkesinde yasaklanıyor veya ülkesinde vatan haini olarak ilan ediliyor. Buranın yani Cannes'ın öyle bir özelliği var. Burada 2 de Amerikan filmi var. Fransa, İtalya, İngiltere. Yani bayağı 24 film. Çok önemli filmler yarışacak. Sonuçlar yarın belli oluyor. Yarın mı belli oluyor? Tamam. Yarın Süleyman, kapanıyor. Tamam. Süleyman Tosunoğlu çok çok teşekkürler bizi Cannes'a götürdüğün için. Biraz, ben de teşekkür ediyorum. Benim de kısa bir film şeyim var burada. Onu aa da öyle mi? Şey sen de mi yarışıyorsun? Ben biz çok çok alt kademede yani böyle şeyde falan değil de küçük 5 dakikalık bir küçük Tüme Mank diye bir aşk hikayesi gerçek yaşamdan alınmış. Onu süper. Şey yapacağız bakalım. Destekliyoruz seni Süleyman. Kalbimiz seninle. Teşekkürler. İyi sağ günler. Olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet Süleyman Tosunoğlu'nda 5 dakikalık bir kısa filme gazeteci arkadaşım. Onun da yarışıyor. Evet hepimiz başarılar dilemiş olalım diyorum ve toparlıyorum, noktalıyorum. Görüşürüz.